Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce kısa kısa anlatmış olduğumuz nefsin yedi mertebesini istekleriniz üzerine inşallah daha tafsilatlı anlatmaya çalışacağız. Nasip olursa her videoda bir mertebe anlatılacaktır. O mertebeler nedir? Tekrar hatırlamak gerekirse. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi merdiye ve nefsi kamile. Evet öyleyse Rabbim muvaffak eylesin. Ve videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyoruz. Buyurun başlayalım. Nefsi emmare. Nefsi emmare nedir? Ne anlama gelir? Nefsi emmarenin zararları nelerdir? Nefsi emmareden nasıl kurtulunur? Nefsi emmare kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden en aşağı durumdaki isyankar nefis anlamına gelir. Kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden en süfli yani en aşağı durumdaki isyankar nefstir. Emmare çok emredici demektir. Bu sıfatı haiz olan nefsin yegane maksadı heva ve heveslerini ölçüsüzce tatminden ibarettir. Şehvetin eseri şeytanın avanesi olmuş, keyfine, zevkine, günaha düşkün olan nefstir. Nefsin düşkünlükleri ve aşırı istekleri demek olan şehvetlere karşı herhangi bir mücadele göstermemek, onların arzularına tabi olarak şeytanın yoluna uyup gitmekte, nefsi emmare seviyesinde bulunan kimselerin ahvali cümlesindendir. Nefsi emmare sürekli kötülük peşinde koşan, şehvetinin esiri olan ve dünyaya aşırı derecede meyilli nefstir. Bedenin istekleri yani haz ve rahatlık duygusu her şeyin önündedir. Kalbin ve vicdanın istekleri ise hep geri planda kalır. Nefse emmarenin hakim olduğu bedende ölçüsüz istekler sultanlığını ilan etmiştir. Şeytanın vesveselerini emir gibi yerine getirir, hayvani arzuları ön planda tutar. Kendini beğenme ve başkalarını küçük görme bu nefsin önemli sıfatlarındandır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edilmez, ölüm hatırlanmadığı için fütursuzca günah işlenir. Bu nefs mertebesinin diğer özellikleri ise gazap, kabalık, cahillik, nifak ve küfürdür. İnsani aklın ve kalbin söz sahibi olmadı ve hayatına nefsin isteklerinin yön verdiği bu nefs mertebesindeki kişi, boş işlerle meşgul olmaktan, yalan söylemekten, gıybet etmekten, başkalarıyla alay etmekten çok hoşlanır. Başkalarının acıları onu ilgilendirmez. Çünkü nefsi emmare sahibi kimse için tek önemli şey vardır, o da kendisi. İnsanı helaka götüren nefse emmare'nin en temel özelliği kararları aklı insaniyle almamasıdır. Bu mertebedeki kişi kendisini helaka götüreceğini bildiği halde yanlış yapmaktan, günah işlemekten çekinmez. Çünkü aklı şehvetinin esiri olmuştur. İşlediği kötülükler ve günahlar sebebiyle vicdanı körleşir. Bu durum ise daha rahat günah işlemesine sebep olur. Bu konuda Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Hazretleri şöyle der. Nefsi emmare, kişiyi helaka çağıran, düşmana yardımcı olan, hevaya uyan ve türlü türlü kötülüklerle itham edilen nefstir. Aslında nefsi emmare, sahibine karşı şeytandan bile daha tehlikeli olabilmektedir. Nitekim bu hususu İbni Ataullah el i̇skenderi şöyle izah eder. Sen asıl nefsinden kork.'' o nefsi ki senin aleyhine çalışır. Üstelik ölünceye kadar da sahibinden hiç ayrılmaz. Oysa şeytan bile hiç olmazsa Ramazan ayında insandan ayrılır. Çünkü Ramazanda şeytanlara kelepçe vurulur. Fakat buna rağmen Ramazan ayında da devam eden cinayet, hırsızlık ve ahlaksızlık vakaları şeytanın kandırmasından değil, nefsin azdırmasından ileri gelmektedir. Buyurur. Rabbimiz Yusuf Suresi 53. Ayet-i Kerimesinde Muhakkak ki nefs kötülüğü şiddetle emreder. Ayet-i Kerimesindeki beyanı bu mertebedeki nefse aittir. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, her birerlerimiz zahirde her ne kadar insan suretinde isek de, Manevi alemde her insanın sureti farklıdır ve asıl suret bu surettir. Yarın mahşerde mezarımızdan kalkarken de bu surete göre mezarımızdan kalkınacaktır. Bu hakikatimizdeki manevi asıl suretleri Nefsin 7 Mertebesi adlı videomuzda tavsiyelatlıca anlatmıştık. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Linkini videonun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Nefsi emmare sahibi insan kendi kurtuluşuna yarayacak hakikatler önünde dahi inat ve kibirle diklenmekten, etrafındakilere ucup nazarıyla bakmaktan, yalan, dedikodu ve malani ile meşguliyetten adeta zevk duyar. Dinen nehyedilmiş çirkinliklerden kurtulamaz. Böyleleri Kısacık dünya hayatının fani ve nefsani lezzetleri uğruna cennet ve cemalullahı, ebedi saadet ve selameti terk edecek kadar akıl, idrak ve izanı dumura uğramış, kalp gözleri perdeli cahil ve gafil insanlardır. Nefsi emmarede ruhi sultani tamamen ruhi hayvaninin esirin haline gelmiş, insanlık sıfatı kaybolup hayvanlık sıfatı hakim olmuştur. Bu arada insanın ruhu ya ruhi sultani ya da ruhi hayvanidir. Yani hakikat olarak o kişi ya insandır ya da hayvandır. Zahir hiç önemli değil. Bu gibi kimseler hakkında Rabbimiz Araf suresi 179. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Andolsun biz cinlerin ve insanların bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır onlarla anlamazlar. Gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır. Onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağı seviyededirler. İşte asıl gafil onlardır buyurur. Böyleleri dehşetli gafya tuğyanı içinde hala Allah'ın merhametine gereğinden fazla güvenerek kendilerini avutur, günahlara devam ederler. Cenab-ı Hakk'ın azabından emin olmuş gibi Canım haramı haram bilerek işlemek küfre götürmez ya. Nasıl olsa bir gün tövbe ederim düşüncesi içinde boş tesellilerle oyalanır dururlar. İşte bu ve benzeri düşünceler aslında günahların kolaylıkla işlenmesini sağlamak ve bunu normal göstermek isteyen nefs ve şeytanın sinsi fısıltılarıdır. Bu mertebedeki bir mümin tedaviye muhtaç bir hasta gibidir onun nefsi emmareden kurtulup nefsi levvameye geçebilmesi için manevi tedavide takip etmesi gereken en mühim usul ise kendini ciddi bir surette hesaba çekmektir. Kul, azamet ve celal sahibi Rabbinin her şeyi bilmekte olduğunu, kabirdeki sualleri, mahşerdeki hesabı, cehennemdeki şiddetli azabı düşünmeli ve tevbeye azmetmelidir. Fakat tevbe esnasında kul, cenab Hakk'a münacatını sadece sözle değil kalbende pişman olup büyük bir samimiyetle ifa etmelidir. Dil tevbe ederken fırsat düştüğünde yine o günahı işleme arzusu kalpte hakimse bu tevbe makbul olamaz. Bilakis bu münafık tevbesidir ve hatta tevbe muhtaç bir tevbedir. Bir taraftan tevbe edip diğer taraftan da günahlara devam etmek tevbe ile iltica edilen makamı hafife almak ve onunla alay etmektir. Tevbe gerçekten pişman olup bir daha dönmemek üzere kötülüklerden vazgeçerek Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemektir. i̇mam Gazali Hazretleri nefsi azgın bir ata ruhu da süvariye benzeterek şöyle buyurur. Atını terbiye eden süvariyi atı istediği menzile götürür. Lakin terbiyesi ihmal edilen bir atın süvarisini uçurumdan aşağıya atması kaçınılmazdır demiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ümmetim adına en çok korktuğum şey nefislerinin hevalarına uymalarıdır buyurmuştur. Cüneydi Bağdadı Hazretleri teskiye edilmemiş ham bir nefsin Allah ile kul arasında kalın bir perde olduğunu bildirdikten sonra şöyle der. Nefsi emmarelerinizi kurban ediniz. Biliniz ki gerçek hayat ancak nefsi emmare'nin şerrinden kurtulmakla mümkündür. İmam Şibli Hazretleri de şu sözlerle bu hakikate dikkat çeker. Nefis ölmeden ruh dirilmez. Aşıklar ruhun yaşamasını nefsin ölümünde buldular demiştir. Peki bu nefsi emmare'den nasıl kurtulunur? Ne yapmak gerekir derseniz? İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı o muhteşem eserinde şöyle diyor. Geniş tavsilatlı bir şekilde anlatmış ama ben sadece kısacık bir kısmını aktarmak istiyorum. İşte her kim kendini bu sıkıntılı ve çirkin makamda bulduysa ona şehvani nefsin zindanından rahmani ruh fezasına yükselmeye gayret etmek gerektir. Yine o az yiyip, az içip, az uyuyup, az konuşarak sürekli zikir ve tam bir tefekkürle meşgul olmalıdır. Aylakını güzel değerlerle süsleyip tevekkül, teslim, sabır, tahammül ve rıza yoluna gitmelidir. Ta ki onun kibri tevazuya, buğzu muhabbete, şehveti iffete ve diğer kötü vasıfları da iyi güzel vasıflara dönüşsün. Gönül tüm hastalıklardan sıhhat bulsun. Kısaca özet olarak, nefse emmarede olan insan, tamamıyla günah vatanda olan, din ile iman ile zerre alakası olmayan, alakası olacak olsa da devamlı günahlar içerisinde olmasından sebep, kalbi tamamıyla günah kirleriyle kararmış olduğundan, ibadetlerinden manevi tat, huzur, huşu almayan insan demektir. Çok daha kısacası, zahiri insan, ama batını ise Rabbimizin de buyurduğu gibi hayvan olan insan demektir. Ayet-i kerimeyi bir defa daha, daha okuyup konuyu kapatalım. İnden nefse le emmaretun bisu muhakkak ki nefs kötülüğü şiddetle emreder. İçinizden bir kötülük, günah işleme dürtüsü geliyor. Peki bu nefisten midir yoksa şeytandan mıdır? Nasıl ayırt edebiliriz diyorsanız. Allah dostları demişler ki, şeytan insana bir günah işlemek için vesvese verir. Siz de sabredersiniz. O günahı işlemezsiniz. Bu sefer size farklı bir günahtan yaklaşır. Onu da işlemezsiniz. Bu sefer yine farklı bir taraftan yanaşır. Şeytanın oyunu tuzağı bu. Sizin zayıf yönünüzü bulana kadar çeşitli günahları işlemeye sevk eder. Ama Nefis ise bir kötülük yaptıracağı vakitte kesinlikle ondan vazgeçmez. Israrla onun üzerinde durur emreder. Sanki bir çocuk gibi bir şey ister de onu elde edinceye kadar ağlar durur. İşte nefs budur. Ayet-i Kerime'de de bunu diyor. Muhakkak nefis kötülüğü şiddetle yani ısrarla emreder bu demektir. Rabbim bizleri şeytanın da nefsinde oyunlarına, tuzaklarına, ısrarlarına düşmeyecek gerçek takva sahibi kullarından eylesin. Takva sahibi kullarıyla beraber eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımızda bir sonraki makam olan Nesli Levvame'de buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olunuz.